Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Apple'ın iOS 15.7.9 güvenlik güncellemesi hakkında konuşacağım. Bu güncelleme iOS 16, iPadOS 16 ve macOS 13 güncellemesini desteklemeyen iPhone, iPad ve Mac cihazları için yayınlanan bir güvenlik güncellemesidir. Bu güncelleme önemli güvenlik açıklarını kapatmakla ve tüm kullanıcılara önerilmektedir. Peki bu güvenlik açıkları nelerdir ve neden önemlidir? Hadi gelin birlikte iOS 15.7.9 güncellemesinin cihaza katmış olduğu değerlere bakalım. iOS 15.7.9 güvenlik güncellemesi Apple'ın da belirttiği üzere şu an anlatacak olduğum bileşenlerdeki güvenlik açıklarını gidermektedir. İlk olarak Core Graphics. Peki Core Graphics nedir? Kısacası ona değineyim. Core Graphics Apple'ın macOS, iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemleri için grafik çizim, animasyon ve görüntü işleme işlevlerini sağlayan bir çerçevedir. Kötü amaçlı oluşturulmuş bir PDF dosyasının işlenmesini, uygulamaların keyfi kod çalıştırmasına neden olabilirdi. Bunu da Apple farkına vararak bu sorundan etkin olarak yararlanılmış olabileceğine dair raporlardan haberdar olduğundan bu kısımdan dolayı oluşacak güvenlik açıklarını da kapatmıştır bu güncellemede. Diğer kapatmış olduğu güvenlik açığı ise WebKit. WebKit nedir diye kısacası bahsedeyim size. WebKit, web tarayıcısında web sayfasının işlenmesine izin vermek için tasarlanmış bir web tarayıcı motorudur. WebKit, Apple, Google, KDE, Nokia, Samsung ve diğerleri tarafından geliştirilmiştir. WebKit, C++ programa dili ile yazılmıştır. WebKit, macOS, iOS, watchOS ve tvOS, Linux, Windows ve Android gibi çoklu platformlarda çalışabilmektedir. Bundan dolayı da kötü amaçlı oluşturulmuş bir web içeriğinin işlenmesi Safari'nin keyfi kod çalıştırmasına neden olabilirdi. Bundan da önüne geçebildiklerini söylüyorlar. Üçüncü olarak baktığımızda gençler XNU. XNU Apple'ın macOS, iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemleri için kullandığı bir çekirdek kernel yazılımıdır. XNU isimli X Unix değildir ifadesini söyleyeyim. Bilginiz olsun, ondan sonra karıştırmayın. XNU C programlama dili ile yazılmıştır. Yani kısacası gençler, kötü amaçlı oluşturulmuş bir ağ paketinin işlenmesi çekirdeğin keyfi kod çalıştırmasına neden olabilirdi. Bundan dolayı da buradaki oluşabilecek açığı tespit edip güvenlik güncellemesini yapmışlar. Bu güvenlik açıkları saldırganların cihazınızı ele geçirmesine, kişisel verilerinizi çalınmasına veya cihazınızın fidye yazılımıyla kilitlenmesine yol açabilirdi. Bu nedenle iOS 15.7.9 güvenlik güncellemesini yüklemeniz cihazınızın ve verilerinizin korunması için çok önemlidir. iOS 15.7.9 güvenlik güncellemesini edinmek için buradan ayarlara geliyorsunuz, genele geliyorsunuz. Yazılım güncellemesine dokunduktan sonra direktmen iOS 15.7.9'u indirebiliyorsunuz. Ben şu an video çektiğim için uçak modunda olduğu için erişemiyorum. Görmüş olduğunuz üzere, ama siz erişebileceksiniz gençler. Bilginiz olsun. Şimdi iOS 15.7.9'u yüklendikten sonra cihazınızın daha güvenli olduğunu göreceksiniz. Bu güncelleme yeni bir özellik sunmamakla birlikte mevcut özelliklerin daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. Bilginiz olsun. Peki bu mevcut özellikler nelerdir? Herkesin merak ettiği gibi performans ve batarya. Cihazımı dün gece saat 3.30 gibi, hatta şuradan göstereyim size de açılsın. Görmüş olduğunuz üzere 3.38'de çektim ve şu anda saat 15.32 ve bekleme süresi dahil konuşma mesajlaşmalarımla birlikte şu anda şöyle yaklaştırayım. Şu anda kalan bataryam %72'lerde gençler, 3.38'de çekmiş olduğum telefonumu şarjdan haberiniz olsun. Şeye de bakalım hemen, pil sağlığına da bakalım. Pil sağlığım %84'teydi, onu da şöyle yaklaştırayım ve halen daha %84 olarak
kalmış gençler bilginiz olsun. Cihazı elime alıp güncellemeden sonra baktığımda cihaz bayağı bir hızlandığının farkına vardım. Ginchmek'le birlikte şöyle yapayım. Bunu da görmüş olduğunuz üzere Ginchmek ile birlikte test ettim. Hemen test etmiş olduğum yazılıma bakalım. iOS 15.7.8'de arkadaşlar 284 tekli çekirdekte, çiftli çekirdekte ise 480 veriyordu. Yüklemeyi yaptıktan sonra, test ettikten sonra iOS 15.7.9 görüyorsunuz. iPhone 6s tekli çekirdekte 559'a, çiftli de 812'ye kadar bir sonuç vermiş bize. Yani arkadaşlar kısacası cihazımızın iOS 15.7.9'dan sonra hızı artıyor ve batarya performansını da görüyorsunuz. %72'ye gece saat 3.30'dan beri halen bu şekilde devam edebiliyor. Kısacası güvenlik açıkları kapatılmış. Bataryası performans olarak daha dayanıklı. Hız konusuna geldiğimiz zaman ve cihazımız 7.8'e göre 7.9 daha da hızlı bir şekilde karşımıza çıkmayı başarmış gençler. Bilginiz olsun. Kısacası size anlatacak olduklarım şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda da görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.